Zülay Kalkandelen, 26 Ekim 2022 Cumhuriyet. Utanma duygusundan yoksunluk. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye ve dünya nereye? T24 Haber yorum sitesi 2 gün önce bu başlığı kullanarak İstanbul'da bir konferans düzenledi. Bir alkollü içki firmasının sponsor olduğu tek günlük konferansı her yıl yapacaklarmış. Bu yılda lüks bir otelin salonunda buluşmuşlar. Etkinliğe katılan isimlere baktığımızda, kısa bir zaman önce AKP ile cemaat ortaklığına destek verenlerin, neoliberalizm savunucularının, muhafazakar soslu demokratların yeniden buluştuğu anlaşılıyor. Mesela Şirin Payız'ın, Ülke TV'de 2015'te katıldığı bir yayında Kabataş yalanıyla bilinen Elif Çakır'a şunları söylemişti. AK Parti'nin çıraklık döneminin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan, içinde dindarların, liberal sağın, hatta eski sosyalistlerin de olduğu bir ruh haliyle gelmişti iktidara. Bu da büyük umut yaratmıştı. Önemli tabular kırıldı. 1990'larda bugün yapamadığımız yayınları yapabiliyoruz. Ermeni soykırımı vardır diyen bir konuğu televizyona çıkarabiliyorum. Kandil'e gidiyorum, Kürt sorununu konuşabiliyoruz. Başörtülü kadınların gerek eğitimde gerek iş dünyasında ön plana çıkması çok önemli. Bu anlamda istediğim yayınları yapabiliyorum. Laik Cumhuriyeti yıkmayı görev edinmiş siyasal İslamcı bir parti hakkında bu övgüleri dile getirebilen biri sanki bugünkü rejimin kurulmasına hiç destek vermemiş gibi davranabiliyor. Mesela konferansa Amerika'dan canlı bağlantıyla katılıp kapanış konuşmasını yapan Orhan Pamuk, 2012'de İspanya'da yayımlanan El País gazetesindeki röportajından bir alıntıyı aktaralım. Türkiye'de askerin gücü azaldı. Uzun yıllar laikliği korumak için askeri destekleyen milliyetçi burjuvazi bundan kaygı duyuyor. Anadolu'dan gelen, daha muhafazakar ve dini yönü ağırlıklı olan AKP'yi destekleyen yeni bir burjuvazi var. Bu İstanbul burjuvazisinin biraz rahatsız hissetmesine neden oluyor. Ama unutulmamalıdır ki son 10 yılda mevcut iktidarla Türkiye çok daha zengin ve başarılı oldu. Laik Cumhuriyet'in köklerini koparmak için çalışan, genel başkanının şeriatçıyım dediği bir parti için toplumda rıza yaratma sürecine aktif olarak katılan Pamuk, sanki bunları hiç söylememiş gibi şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılan konferansta konuşuyor. Tarafın iftiralarıyla canından olanları görmeyen ikiyüzlülük. Başka örnekler de verilebilir ama uzatmaya gerek yok. Dikkat çekmeye çalıştığım husus, liberal utanmazlık. Pamuk'un konferanstaki konuşmasında düşünce özgürlüğünden söz ederken, Ahmet Altan'ın haksız yere hapse tıkıldığı zaman aklımıza geliyor dediği medyaya yansıdı. O zaman hatırlatalım, Altan, FETÖ kumpaslarının medya aparatı tarafın genel yayın yönetmeniydi. O kumpaslarla nice insan haksız yere hapse tıkıldı. Hapisteyken akciğer kanseri olduğu anlaşılan Kuddusi Okkır, serbest kaldıktan 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Yarbay Ali Tatar intihar etti. Balyoz kumpası sonucu cezaevine giren ve 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tahliye edilen Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, GATA'daki hasta yatağından Ahmet Altan'a meydan okudu. Ahmet Altan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce bir televizyon programında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek örgüte yardım suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Pamuk onu kastederek haksız yere diyor olabilir. Ancak FETÖ'nün kumpaslarındaki rolünü ve onun attığı manşetler yüzünden korkunç zulümlere maruz kalanları, canından olanları görmezden gelmesi İkiyüzlülüktür. Laik Cumhuriyeti yok etmek için yola çıkan gerici AKP ve cemaat ittifakına vesayetle hesaplaşma ve demokrasi gerekçesiyle destek olanların geçmişleriyle yüzleşmeden bugün Cumhuriyeti savunuyor görünmeleri ikiyüzlülüktür. Bu utanma duygusundan yoksunluktur. Zülay Kalkandelen.